Çiftçinin, vatandaşın, esnafın en büyük sıkıntısı pahalılık, geçim derdi. Çiftçi girdi maliyetlerinden şikayetçi, vatandaş pahalılıktan, esnaf satış yapamamaktan. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yüksek enflasyonu kabul etmiş, fiyatları indirmek için çaba sarf edeceklerini söylemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'da çiftçilerin girdi maliyetlerinin yüksekliğini kabul etti. Gübre, tohum, ilaç, akaryakıt çiftçinin üzerinde yük dedi. Girdilerimiz hepsi %100, %150 arttı. Gübre fiyatları, ilaç fiyatları çok arttı. Fakat mahsulün fiyatı, çeldin fiyatı geçen sekizden aynı tutuldu. 110 lira olan gübre 300 liraya kadar çıktı. Mazot arttı, her şey arttı. Gübre, tohum gibi, özellikle ilaç gibi mazot da aynı şekilde bir yüktür. Ve bu konularda ilgili arkadaşlarımız da çalışıyor. Çiftçi mazot, gübre, ilaç gibi girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dert yanarken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da memleketi Antalya'da o şikayetlere hak verdi. Girdi maliyetleri çiftçinin üzerinde büyük yük, farkındayız dedi. Tohum alamıyor, hiçbir şey alamıyor. Hayvanlarımıza destek alamıyor. Biz bittik abi, yemin yanına varım diyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlıklarımıza, ilgili kurumlarımıza çiftçimizin üzerindeki yükün, girdilerin maliyetinin azaltılması yönünde talimatı var. En düşük şeker gübresi 60 liradan 150 bin lira oldu. Bir yılda mı? Bir yılda, bir yılda. Evet. Milletin bilinin kemiği koptu artık. Bu insan kaldıracak gücü kalmadı. Çiftçiler yüksek maliyetlerden muhalefet vekillerine dert yanarken Cumhurbaşkanı'nın girdi maliyetlerinin düşürülmesi için bakanlıklara, kurumlara talimat verdiğini Dışişleri Bakanı açıkladı. Üreten de dertli, tüketen de. Bir bulgur 20 milyondan 35'e çıksın. Bu ne olacak, sonumuz ne olacak? Öyle fakir var, 1 kilo domatesini evine getirelim. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Yağ tenekesi 4,5-5 liraydı. Bundan iktidara geldiği sene. Şimdi oldu 80 lira, 85 lira. Hadi bir şeyin içine gidelim. Maliyetlerdeki yükselişte hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız. Esnafı suçluyorlar efendim. Bunu denetlemek esnafın görevi değil ki. Devlet bunu denetleyecek. En bol olması gereken domates hala 5 lira. Dükkanımızı açıyoruz, sabah akşam gidiyoruz, iftar yapmadan eve gidiyoruz. Her gün zam 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 nereye kadar? Bir 100 milyon maaşa zam ediyor. 300 milyon sigorta bakura atıyor. İktidar cephesinden pahalılığa, üreticinin, tüketicinin yaşadığı zorluğa ilişkin açıklamalar var ama ekonomik tablonun ne zaman düzeleceğine ilişkin bir takvim yok.